Şimdi dün iyi bir şey oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest etkinliğinde Türkiye'nin ilk uzay yolcularını açıkladı. Biraz gümbürtüye gitti bu mesele ama Alper Gazeravcı e, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotuymuş. Öyle öğrendik. Bir de yedek yedeği var. Tuva Cihangir Atasever. O da Roketsan'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisiymiş. Ve de bu iki e, başarılı Türk, ben bir tanesi e, uzaya gidecek bir asil bir yedek varmış. Erdoğan da bunu da açıklıyor. E, bir mesela önce şeye gelelim, pilotumuzun CV'sine bakalım. Pilotumuz belli ki e, yüksek lisans yapmış mesela Hava Arba Okulu'nda elektronik mühendisi, elektronik mühendisliğini bitirmiş. E, Amerikan Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde PhD yapmış hareket araştırması üzerine. F-16 pilotu, standartize filo akademik kol komutanı. Son çalıştığı kurumda Hava Kuvvetleri Komutanlığı tam 21 yıldır. Alper Bey'i e, bir gün yayınımıza çok almak isterim. Çünkü e, diğer yedek e, şeyimizde e, adayımızı da görelim. Tuğba Cihangir Atasever, o da Bilkent Üniversitesi'ni bitirmiş elektrik ve elektronik mühendisliğini. Kaliforniya Irvine'de elektrik elektronik mühendisliğinde yüksek lisans, PhD'si var onun da. Ve de aviyonik sistem mühendisi. Mesela avionik sistem mühendisi ne demek? 5 yıldır da roket sanda çalışıyor. Ben yıllardır diyordum ki ya şu uzaya keşke birisini göndersek. Neden? Çünkü çocuklarımızın yeni rol modellere ihtiyacı var. Yani rol modeli olarak şu anda kimi görüyor? Açıyor orada bir youtuber'ı görüyor değil mi? İşte youtuber orada evlendi, burada düğün, orada kına. YouTuber olmak istiyor. Ben de o kısa yoldan nasıl parayı vururuz ona bakıyor yani. Oysa e, bakın çok başarılı iki isim çalışmışlar, uğraşmışlar. Hem bunun akademik backgroundları var. PhD yapmışlar. Yani artık üniversite PhD çok önemli bir şey. Yani yıllarını veriyorsun yani yüksek lisans için. Çok da iyi yerlerde yapmışlar. A, aviyonik havacılık elektroniği diyor mesela. E, ve de pardon master yapmışlar. Ph.D. değil. Arın uyarıyor beni. Master'da fena değil Arın yani. Sonuçta hani ben korkuyordum ya aman abicim partili martili biri olur falan diye korkuyordum. Öyle bir şey yapmadılar ve şimdi bu insanlarımızı tanımamız lazım. Göstermemiz lazım çocuklarımıza. Oğlum Mavi bunun gibi olma. Böyle ol dememiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Böyle rol model olarak. O yüzden çok çok önemsiyorum. Şu seçim telaşı geçtikten sonra muhakkak. Not alalım ve de onları şey yapalım. Biraz yolculukları ne yapacaklar? Uzayda e, 14 gün kalacaklarmış. Uluslararası birisi kalacak yani. Uluslararası uzay istasyonunda 14 gün kalacaklar. Erdoğan'ın yaptığı açıklama var mı? Varsa ben tekrar etmeyeyim oradan dinleyelim. E, onu bir ekrana getirelim. Var mı? Yok. Peki. 14 gün kalacaklarmış. Eee... Ve de 13 farklı deney gerçekleştir gerçekleştireceklermiş. Ee, yedek alayda bir yörünge altı uçuşu gerçekleştirerek eğitimini pekiştirecekmiş. 2023 yılının son çeyreğinde planlanıyormuş. Ee, yani bu biliyorsunuz e, şu anda hani uzaya para verip gidiyorsunuz. İşte 55 milyon dolar veriyorsunuz uluslararası uzay üstüne bir şeyinizi gönderiyorsunuz. 14 gün orada çeşitli deneyler yapıyorsunuz. Önemli değil. Verelim ya. Nelere gitmiyor ki 55 milyon dolar. Ne teknelere, ne yatlara. Değil mi yani? Ne olacak ya? Kardeşimiz Bir, bir iki metre küçük tekne binsin yani. İlla 70 metre mi ya? 68 metre binsin. Bir tane de o iki metrenin parasıyla da bir tane <laughs> astronotumuz olsun. <laughs> Tabii üzülüyor insan yani. 68 metre tekne de şimdi yani o 2 metre için hani kırmaya gerek yok müteahhit kardeşimizin kalbini ama e bir tanecik de yani aslında biz de sevinelim yani biz de yani. <laughs> Peki bugün yayını yavaş yavaş bitireceğiz. Amerika'da bir banka daha iflas etti. First Republic hemen J.P. Morgan'a satın aldırdılar çünkü korkuyorlar yani bunun bir zincirleme bir şeyden e, gelmesinden korkuyorlar. İlginç bir şey oldu The Wall Street Journal'da bu Sapık Epstein vardı biliyorsunuz pedofil onun takvimi çıkmış ve de takvimde Chomsky ile görüştüğü ortaya çıkmış. Onlar adı sormuşlar Chomsky ne? Chomsky biliyorsunuz ünlü dil bilimci. Ben de kendisiyle MIT'de yıllar yıllar önce beşine bir tane söyleşi yapmıştım. Ee, tabii çok tuhaf yani. yani ne diyorsun ki evet bunlar Andrew, Andrew evet bunlar aynı şeyin yolcusu, uçağın yolcusu ama Chomsky'le alaka. Chomsky de demiş ki ya, sizi hiç ilgilendirmez. Görüştümse görüştüm demiş ama daha çok Filistin meselesiyle görüştüğünü, ilgili görüştüğünü söyleyeyim Çünkü bu Epstein denilen rezil adam e, kendisini meşrulaştırmak için işte Harvard bilmem yönetim kurulunda, MIT'nin bilmem nesinde hep böyle bir şeylerin de peşindeydi yani yediği haltları saklamak için. Belki de o görüşmelerden biri olabilir diye şey yapıyorum. Ee, bir tane acıkan bir e, üniversite öğrencisi 120 bin dolarlık sanat eserini yedi diye bir haber var Seul'de. Ee, çağdaş sanat böyle bir şey biliyorsunuz. Böyle bir kaç yıl önce, iki yıl önce Miami, Art Basel'de herhalde adamın teki muzu buraya asmıştı ve işte bu da sanat eseri demişti. Biz de gülüp eğlenmiştik falan diye. Bir tane Güney Kore'de çocuk yemiş. Demişler ki sen 120 bin dolarlık muzu neden yedin demişler acıktım. Bu da sanat eserinin bir başka sanat eseri olarak yorumu olabilir demiş performansı için. Kim velet haklı diyebiliriz yani. <laughs> Son olarak Met Gala ile bitirelim isterseniz. Met Gala diye bir çılgınlık var. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta yapılıyor. Böyle nasıl diyeyim? Size nasıl tarif edeyim? Met Gala böyle Vogue'un şeyinde, Anna Wintour'ın bir efsanevi kadın var. İşte onun şeyinde yapılıyor. Aslında bir yardım gecesi. Bu bir tema belirleniyor işte. Uzaylılar teması. Yok işte sürreal teması. Bu şeyde de bu yılda efsane tasarımcı Karl Lagerfeld'e saygı duruşu teması belirlenmiş. Ve tanıdığınız bütün kardeş yanlar hepsi sülale boyu gelmişler. Ve de işte bak kim var. Boy sırasına göre dizilmişler. İşte Rihanna'sından bak tuhaf tuhaf kıyafetler. En böyle şey kıyafetleri giyenler gözde oluyor yani. Gözde demeyeyim de ne oluyor bilmiyorum. Ama böyle bir eğleniyor yani. Eğlencesini yitirmeyen ülke diyelim. Ee, bu kıyafetlerle nasıl geliyorlar diye soranınız olabilir. Yani nasıl kamyonu kamyona koyuyorlar bunları. <laughs> gerçekten bir kadını paketleyip getirmişler. <laughs> Şaka yapmıyorum. Gerçekten paketlemişler. Naylona sarmışlar. <laughs> Minibüsü böyle dört kişi taşıyor. Yani bize kadınlar da değil tabii. Erkekler de tuhaf giyiniyor. Bak en böyle şey şimdi ben mesela bu bu galaya çağırıyorlar gitmiyorum. Yani yoksa gitsem ben de bu, bu halleri düşeceğim belki. <laughs> o yüzden biraz fotoğraf da getirin şöyle. Ama bütün bu, bu, galaya gitmek çok şey bir şey ya. Sadece para değil. Bak mesela bu kıyafetle gelmiş. Getir ya şu kediyi görelim ya. Ne kadar güzel. O, o kedinin içinde bir insan var yani. O değil bu köpek değil kedi. <laughs> Ha, biraz sonra bak. Ha, bunun içinde bir insan var. <laughs> Çıkartıyor şeyini. Böyle partide bununla dolaşıyor falan yani. Köpek de bakıyor da. <laughs> çok iyi yakalamışlar ya. Hatta böyle magazinde espri yapıyorlar. Tahta <laughs> tahta kurusu geldi falan diye. O da Metkala'ya gelenlerden biri mi diye. O fotoğrafları getir biraz. Dalgamızı geçelim bari. Keşke Aslı'yı alsaydık ya. Aslı bunlarla çok şey. Bak. Kim bu adam? Siz daha iyi biliyorsunuz. içinden bu çıkıyor. Bütün gece böyle dolaşıyorsun. Sosyalleşiyorsun. Merhaba kim? Ne haber? İşte ben de böyle geldim. Doğal kıyafetim falan diye dolaşıyorsun. Hadi. Jared Leto. Ünlü Jared Leto. Bak böyle gelmiş mesela. Evden çıkmış otobüse binmiş. <laughs> ya kardeşim üşürsün ya. Üşürsün ya. <laughs> Ama böyle şık gelenler de var hiç kimse bak Baksanız abicim. Yani halıyla gelmiş yani. Bayağı halı dokutmuşlar. Gaziantep'te. Kobilere. Mesela bu kadının kıyafeti böyle geliyor. Sonra bunu soyuyorlar böyle. Kabuğu soyar gibi soyuyorlar. 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 En son çıplak kalana kadar. Bu kadın mı erkek mi? Tam seçemiyorum ama bazen zorlanıyorum. Kusura bakmayın yani. Başka? Değiştir. İlginç bir şeye bakalım. Bak. Allah'ım ya ya. Evet, Metka'la gördüğünüz gibi erkeğiyle, kadınıyla tabii çok şık olanlar da var yani. Bomba bomba giyinenler de var ama bununla ha mesela mesela Kim Kardashian kardeşimizle durun Kim Kardashian diyeceksiniz ki yani niye böyle acaba bir şey yapmış yani hani? Çünkü tahmin edin. Çünkü Playboy'a böyle soyunmuş yıllar önce. Kim Kardashian e demiş ki ya ben bir playboy'a gönderme yapayım. <laughs>